Ya Sabur, Reşit Haylamaz, TR724, 8 Mayıs 2021. Zembereği boşalmıştı İbni Selül'ün, görünürde muhacirini hedef almıştı ama esasen hedefinde bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Zilletin baş aktörü İzzet'in zirve ismine Zelil diyor, Allah nezdindeki en kıymetli kula, müminin dünyasına hiç yakışmayacak bir teşbihle açıktan hakaret ediyordu. Duyanı çılgına çevirecek cümlelerdi bunlar ve İbni Selül'ün zırvalarını orada bulunan genç sahabi Zeyd İbni Erkam da radıyallahu anh duymuştu. Telif edemiyordu. O güne kadar ortaya koyduğu zahiri duruşa bakarak hayranlık duyduğu bir isimden sadır olan Ebu Cehilce sözler karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Beynine kan sıçramışçasına bir şaşkınlığın ardından hiç beklemedi ve doğruca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Nefes nefese "Ya Resulallah" dedi ve büyük bir mahcubiyet içinde İbni Selül'ün söylediklerini anlatmaya başladı. Nezih dünyasına akseden bu çirkinlik karşısında rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesine üzülmüştü. Hatta yüzünün rengi bile değişmişti ama teenni ve temkinini hiç bozmadı. Ateşin üzerine körükle gitmedi. Evet, ortada çok ciddi bir problem vardı. Az önce Müreysi kuyusunun başında ensarı kışkırtıp muhacirine kılıç çektiren bir adamdan her şey beklenirdi. Üstelik insan sarrafı bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu dualiteyi görmemesi mümkün değildi. Baktığı yer farklıydı. Bünyeyi tedaviye matuf bir bakışı vardı ve çıban başını da onun tezyinat süslü tezviratlarına aldananları da yeniden kazanmak istiyordu. Onun için başından beri bildiği bir arızanın üstüne gitmek suretiyle düne kadar katlandıklarını zayi etmek istemiyordu. Evet, bünyede bir çıban vardı ama çıbana müdahale de ayrı bir hassasiyet gerektirirdi. Çoğu zaman acele hareket ve erken hamle onun başka notlara atlamasına sebebiyet verirdi. Belli ki varlığından haberdar olduğu bu çıbanı patlatmak istemiyordu ve Hazreti Zeyd radıyallahu anh'a ardı ardına sorular sormaya başladı. "Ey genç!" dedi. "Ona karşı kızgınlığından dolayı böyle konuşmuş olmayasın." Net konuşuyordu. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ve "Hayır, vallahi ben bunları ondan duydum!" şeklinde cevapladı. Tekrar sordu. "Duydukların konusunda yanılmış olmayasın." Aynı kararlı duruşla "Hayır ya Resulallah" dedi. Hazreti Zeyd radıyallahu an "Hiç yanlışım yok. Onun hakkında bir benzetme, bir yakıştırma yapmış olmayasın" şeklinde bir daha sordu. Yine aynı kararlılık vardı. "Hayır ya Resulallah" dedi. Hazreti Zeyd radıyallahu an "Vallahi de bunları ben ondan işittim." İş tebeyyün etmişti. Zeyd radıyallahu anh gibi mümince bir duruş hiç eğip bükmeden fotoğrafı olağanca netliğiyle ortaya koymuştu. Üstelik bunlar İbni Selül gibi zıp zıp yaşayan bir aktörden beklenen sözlerdi. Ne var ki hala adama karşı hüsnü zanla bakanlar, aleyhindeki duruşları garipseyenler de vardı. Gerek Fahr-ı Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarından, gerekse hala İbni Selül'ü olan itimat ve güvenlerinden dolayı Ensar'dan bazıları Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ı kınamaya başlamış ve yaptığının hiç de hoş olmadığını, bir an önce tevbe edip istiğfarda bulunması gerektiğini bile ifade etmişlerdi. Mecliste bulunanlardan Hazreti Ömer radıyallahu anh eli kılıcının kabzasında ve renkten renge giriyordu. Görüldüğü üzere bakışlar çeşit çeşitti ve böylesine bir çeşitliliğin olduğu yerde peygamberane duruşun nasıl bir dengeyi ayakta tuttuğu da açıktı. Problem çözmek önemliydi ama problemi çözerken başka problemlere kapı aralamamak da bir o kadar ehemmiyet arz ediyordu. Duyduklarından emin ve ne yaptığını da bilen birisi olarak Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh bunalmıştı. İçinde neşet ettiği ensarın bile üzerine gelişleri karşısında "Vallahi" dedi. "Hazreç içerisinde İbni Selül'den daha fazla muhabbet duyduğum bir adam yoktu. Yemin olsun ki bu sözleri değil ondan, babamdan duymuş olsaydım
Yine gelir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile onları paylaşırdım. Bu konuda ben Yüce Allah Celle Celaluhu'nun vahiy indirip de benim mi yoksa başkasının mı yalancı olduğunu Habibine bildireceğini, Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum. Sonra da o yüce dergaha yöneldi. Allah'ım diyordu. Benim sözlerimi doğrulayacak vahyini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indir. Bu arada temkinle hareket edenler de vardı ve Ensar'dan bir grup sahabi vakit kaybetmeden İbn-i Selül'ün yanına gitti. Ey Eba Hübab dediler. Şayet Zeyd'in anlattıkları şeklinde konuşmuşsan boşuna inkar etme. Git ve olup biten her şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlat. Anlat ki sana istiğfar etsin. Yoksa şunu bil ki bu mesele asla gizli kalmaz. Hakkında vahiy gelir ve mesele bütün netliğiyle ortaya çıkar. Yok, eğer bunları söylemediysen bu durumda da yine git, özür dile ve söylemediğine dair yemin et. İbn-i Selül bu. Ne yaptı dersiniz? Tahmin edileceği üzere hemen renk değiştirdi ve sütten çıkmış ak kaşık rolüne soyundu. Hem de avurtlarını doldura doldura vallahi dedi. Bunları kesinlikle ben söylemedim. Dedi ama söylediklerinin herkesin gündemi haline geldiğinin de farkındaydı ve aleyhindeki gidişatı durdurabilmek için hemen yerinden fırladı. Köse suratlı adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyordu. Öylesine bir gelişi vardı ki sanki ortalığı kırıp dökecek ve kuru gürültüyle vaziyeti kurtardığını sanacaktı. Daha kötüsünün önünü alabilmek için Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem "Ey İbni Übey" diye seslendi. "Şayet bu sözler sana ait ise tevbe et." Görüldüğü üzere "Niye söyledin?" demediği gibi "Nasıl böyle bir şey yaparsın?" da demedi. Ortada bir yerde durduğunu göstererek meseleyi ihtimaller dahilinde tutmak istedi. Ancak İbn-i Selül bildiğimiz İbn-i Selül'dü ve dünyanın şahidi olduğu en büyük yalanı bile vahiy ile müeyyet bir hakikat gibi konuşmayı iyi beceriyordu. Önce Zeyd'in söylediklerini ben söylemedim dedi ve ilave etti. Hatta böyle bir mevzuyu hiç konuşmadım. Adam o kadar iyi rol yapıyor, misyonunu o kadar kusursuz eda ediyordu ki başından beri olup bitenlere şahit olan Ensar'dan birisi "Ya Resulallah" dedi. Belki de o çocuk yanılmış ve bu adamın söylediklerini zihninde tam olarak tutamamıştır. Sözün bittiği yerdi. Ancak yarın elde edilecek semerileri zayi etmemek için buna da bir "Ya sabur" çekmek gerekiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an çıldırmak üzereydi. Ne var ki esas olan zamanın çıldırtıcılığına karşı da sabretmekti, diyor Reşit Haylamaz TR724'deki 8 Mayıs 2021 tarihinde yazmış olduğu köşe yazısında.